sevgili izleyiciler. Şimdi Mersin'i neredeyse tamamen kaplayan bir inşaat şirketine götüreceğim sizleri. Eminim ki izlerken siz de benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Doba İnşaat'tayız ve en çok beğenilen projelerinden Flamingo 11 Rezidans'tayız. İnşaat sahasındayız ve yanımızda Sayın Kubilay Öztürk var, şirket ortaklarından. Merhaba Kubilay Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Kubilay Bey, sizi biraz tanıyalım. 1992 yılında kuruldu. Daha önce devlet ihaleleri alıyorduk. 2001 yılından itibaren de yapsat inşaatına başladık. Geldiniz. 1, 3, 5, 10 derken 11. inşaat. Aynen öyle. Şu an. Projeyi şöyle genel hatlarıyla bize biraz anlatır mısınız? Projemiz hem iş yeri, ofis, hem konut hepsini bir kapsıyor. Atakent Türkiye'nin gerçekten çok güzel bir yeri, sahiliyle kumsalıyla 28 kilometre bir denizi var. Evet. Sahil uzunluğu var. Kumsalıyla birlikte ve buraya bizim şu anki yapacağımız projemiz denize 400 metre. 350 tane dairemiz olacak burada. Şu an 230 tanesi bitmiş. Kurban Bayramı'nda teslim edeceğimiz şekilde. Bu şekilde büyük bir proje yaptık ve şu anda müşteri portföyümüzde yurt dışında olanlar, hepsi çok insan bizi arıyor. Yurt içinde ayrı bir müşteri portföyümüz var. Çünkü artık Mersin nereden bakarsanız bakın bir turizm şehri olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyor. Kesinlikle. Buranın çok artıları var. Bunu anlatmak olmuyor işte, gelip görmeleri lazım herkesi ki çok güzel artıları var burada. Peki biz gelip görmelerini beklemeden şöyle inşaat sahasına doğru gitsek, izleyicilerimizi de biraz bilgilendirsek, orada konuşmamıza da orada devam etsek. Hey, çok. Peki efendim, biz inşaat sahasına gidiyoruz. Thank you.
Evet, inşaat sahasına geldik. Şimdi Kubilay Bey'den şantiyeye dair, yapılan evlere dair bilgiler almaya devam edeceğiz. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şantiyemiz ne kadar alan üstünde? 23 dönüm üzerinde kurulmuş bir yer burası. 4 blok üzerinde yapılıyor. Evet. Sağ tarafta gördüğümüz 1+1 dairelerimiz var. Her blok farklı olacak. Hepsi farklı. Diğer bloklarımızda 3+1 ve 2+1 olmak üzere 3 çeşit dairelerimiz var yani. Değişik konseptlerimiz var. Bu dairelerinde kullanış alanları hepsinin farklı. Peki şu an bulunduğumuz yerde hangi bloklar var? 11 var. 6 var. 7 var. 10 var. Ve 11. Tamam. 11'de 1+1'ler, diğerlerinde de 2+1'ler var değil mi? 11'in içinde 1+1, 2+1, 3+1 olmaksızın 3 çeşit dairemiz var. Az sonra örnek daireleri de gezdireceğim sizlere. Oralar da gayet güzel tamamlanmış bir şekilde. Peki, sosyal aktivite alanına gelirsek. Çocuklar için burada çok güzel bir eğlence parkurunun olduğunu görüyoruz. Öncelikle ondan bahsedelim. Sonra da büyüklerin de sosyal yaşamlarına ne gibi katkılarda bulunuyorsunuz onlardan bahsedelim. Çocuklar için en önemli olan zaten Agua Park'ımız gözüküyor. Evet. Çocuk oyunu yerimiz var. Büyüklerimiz için ise basketbol sahamız, tenis sahamız, fitness salonlarımız, yürüyüş parkurlarımız var. Şu an inşaatın %40'ı bitmiş olduğu için şantiye aşamasında fakat evimizdeki resimlerde görecekler. Çok güzel bir yürüyüş yolumuz var. Bunlarla birlikte spor yapma şansları da geniş. Artı Sivke ile Susaloğlu arası 12 kilometre. Mersin'le 60 kilometre. O yüzden ulaşım sıkıntısı da yok. Şehrin merkezinde denize 400 metre uzaklığında. Çok güzel bir yer. Herkesi bekleriz. Sadece bu bölgede değilsiniz. Evet. Başka nerelerde inşaatlarınız bitmiş veya bitmemiş inşaatlarınız var? Mersin'de var. Bitirdik, teslim ettik. Kargıpınarı, Tece, Çeşmeli, buradaki inşaatların hepsini teslim ettik. Peki Mersin'deki inşaat sektörüne gelirsek, sektörü birazcık değerlendirmek adına olumlu veya olumsuz yönleriyle sorsam ne gibi bir yorum yaparsınız? Olumlu inşaatı zamanında bitiren için en güzel inşaat yapan odur yani. Evet. Zamanında teslim eden, malzemeden eksik veya ucuz malzeme kullanmayan, eksik demeyelim de ucuz malzeme kullanmayan her zaman başarılı olur. Ve biz de şu an hiçbir zaman ucuz malzeme kullanmıyoruz. Kalitemiz her zaman önde zaten. Bir zamandan önce teslim ediyoruz. İki kalitemiz birinci sınıf her şeyle. Zaten kaliteli olduğunu bu kadar uzun kısa sürede bu kadar iyi bir satış rekoruna giderek göstermiş oluyorsunuz. Aynen. Peki Kubilay Bey şunu sormak istiyorum. Bizi yurt dışından ağırlıklı olmak üzere şu an birçok izleyicimiz ekran başında izliyor. Evet. Diyelim ki ben yurt dışında yaşayan bir vatandaşım. Size gelip daire almak istediğinde veya size ulaştığında bana ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Her türlü kolaylığı sağlarız. Yeter ki insanlar gelsin, yardımcı olacağız. Biz burayı satmak için yapıyoruz. O insanlar da mutlaka güzel bir şekilde daireleri beğenip alacaklarına inanıyorum. Bizim fiyatlarımız yüksek bir rakamla değil. Kendileri zaten bizim burada sattığımız insanlar var. Rakamlarımız o kadar uçuk rakamlar değil. Ama ödeme şartlarını istedikleri gibi oturuyoruz, konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Yardımcı olacağımız her şeye elimizden geleni yaparız. Tapularımızı teslim ediyoruz. Oturma ruhsatlarını teslim ediyoruz. Bu sene 120 daireyi teslim edip oturacak şekilde hazırladık zaten şu an. Peki o zaman izleyicilerimize bir de örnek dairelerimizi gösterelim.
belki aramak isteyen olursa en azından ön bir fikri olsun. Tabii. Biz örnek dairelerimize gidiyoruz. Örnek dairemize geldik. Evet. 3 artı 1 dairemizdeyiz. Ben gezdim, çok beğendim. Özellikle efendim şu an salondayız. Muhteşem bir balkon var. Amerikan mutfak, evet. Mutfakta yok yok. Evet. Her şey en muntazam şekilde kullanılmış. Malzeme kalitesinden biraz bahseder misiniz? Malzemelerimiz birinci sınıf seramiklerimiz. Türkiye'de şu an marka belirtmek istemiyorum ama Türkiye'de en çok tutulan ve en pahalı seramikleri kullandık. Top dolaplarımız keza öyle, büyük bir firmayla anlaştık. Tezgahlarımız granit. Asma tavanlarımız zaten değişik bir model yaptık. Daha değişik modeller de düşünüyoruz. Gayet başarılı ve gayet güzel olmuş. Özellikle bayanların dikkatini çekecek cinsten olmuş. Zaten... Ki hanımlara ben buradan gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bildiğim için çünkü kendi annemden de biliyorum. Bayanlar için en önemli şey neresi? Mutfak. Mutfak çok önemli olduğu için birçok inşaat sektörünün de, inşaat şirketinin de mutfağa çok ayrıca özen gösterdiğini çok iyi biliyorum. Doğru. Sizler de böyle bir yol izlediniz mi? Kesinlikle. Zaten daire aldıran bayanlar, parayı ödeyenler beyler. O yüzden bu yolu seçtik. Tutuyor da. Güzel diyor. Tutuyor. Diyorsun, tutuyor mu? Peki, biz şu an 3 artı 1 dairemizdeyiz. Banyo da gerçekten çok güzel bir şekilde dekore edilmiş. Her şey birinci sınıf. Aslında hani şimdi böyle anlattıkça Allah'tan izleyicilerimiz de görüyorlar ama siz bize birazcık daha detaylı bilgi verirseniz izleyicilerimiz hem görürken daireyle ilgili hem görürken hem de belki bir fikir sahibi olabilirler. Dairemiz 150 metre. Kullanır alanımız net. Kullanır alanımız 150 metre. Çift balkon, çift banyo, tuvalet. Dairemizin salonu 33 metrekare. Çok rahat fevkalade bir oturum alanı var. Cephelerimiz kuzey ve güney. Akdeniz'de zaten kuzey ve güney cepheler tutulur. Çünkü devamlı rüzgar kuzey ve güneyden eser. Çok değişik bir konsept uyguladık burada. Rezidans anlamında oraya getirdik. Hem iş yeri hem ev. İkisini bir anda kullanabilecekler. Zaten tapularımız da zaten home office diye geçecek. Bu da zaten çok amaçlı kullanma açısından, yatırım amaçlı. Çünkü buranın bir de özelliği var, her gün prim yapabilir yer. Bizim 5 sene önce sattığımız, 70 bin lira sattığımız daire bugün 500 bin lira var. Geçenlerde satıldı bu daire. O yüzden buranın da aynı şekilde olacağını biliyoruz. İnsanlar burayı kaçırmaması lazım. Hem yatırım amaçlı, hem dinlenme amaçlı, hem tatil. Evet. Home office dediniz. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Bir ayağı yurt dışında, bir ayağı Türkiye'de olan
çalışanlar var, yatırımcılar var. O zaman burayı hem ev hem ofis olarak kullanıp yurt dışındaki yaşamına da kolaylıkla devam edebilir. Aynen, aynen. Burada çok amaçlı, az önce söylediğim gibi çok amaçlı her türlü yaşamı sağlayabilirler. İster kiraya verir, çok müşterisi var, kiracı olarak da müşterisi var. İster günübirlik kiraya verir, ister aylık verir, ister kendisi oturabilir. Her türlü rahatlıkla burada hem ekonomik olarak kazancı olacak hem de tatil olacak. Buna emin olabilirler yani. Peki Kubilay Bey, bu proje bittikten sonraki 2016'da burası tamamlanmış evet. oluyor. Bundan sonraki planlarınız, projeleriniz neler? Buraya çok güzel bir 600 dairelik yeni bir projemiz var. Allah kısmet ederse oraya başlayacağız. O ne zaman başlıyor? 2016'nın sonunda başlayacağız oraya. Çünkü burayı teslim ettikten sonra başlamayı düşünüyoruz. Orası da 600 dairelik çok güzel. Onun da satışları peki başladı mı? Proje elinizdeyse satışları. Projemiz var fakat satışa başlamıyoruz. Mantık olarak başlamadan satmayı düşünmüyoruz. Belli bir aşamaya getireceğiz, öyle satacağız. Ha, siz daha ortada bir şey yokken topraktan satmıyoruz. Evet. Şirket politikası mı? Yani prensipler. Çünkü insanlara hem bir güven verir, tabii. hem de insanlar ne yapıldığını görür. Şimdi görmeden bir şeye para vermek tabii. hayali olur. Evet. O hayali biz insanlara vermeyeceğiz. Bittikten sonra Almanya'nın hayalini kursunlar. Çok para kazanacaklarına emin olabilirler. Tabii ki müşteri memnuniyetini ön planda tutabilmek adına uyguladığınız prosedürler diyelim. Aynen. Peki müşteri memnuniyeti adına yaptığınız başka neler var? Neler var? Aklıma gelmiyor. Çok şey var da aklıma gelmiyor. Zaten 150 metrekarelik bir alan ve böylesine kaliteli bir malzeme kullanarak böylesine güzel bir inşaatta bulunmak en büyük müşteri memnuniyeti diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Öyle gördüyseniz bayan olarak. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum Kubilay Bey size. Başarılarınızın da devamını. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim, Flamingo Rezidans'tan çıkıyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz.